birerler. Ağzı oldukça geniş, oldukça da gelip bir kase alacak. Malzemelerini de hazırlayacak. Neydi hazırlayacağımız ilk malzememiz? Yarım kahve kaşığı un, biraz tuz, iki yumurta sarısı. Bunları kasenize boşalttıktan sonra... Kaçak! Evet sayın emir. Biz de bu radyoyu kapatacaktık. Ne yapıyorsunuz orada? Anne sakinle. Allah Allah, pencereden. Ne diyeyim? Kim o giden? Ama. Başka kimse mi var sokakta canım? O kadar kalmayı galiba. Bak iyi diyorum. Ertan! Hey Ertan! Duymadım. Ertan! Çekilin Allah aşkına. Sağ Ertan Bey! Burada çağırın mı? Ha, çağırın gelsin. Tamam, siz de işinize bakın, boş durmayın. Boş durmuyorum canım. Vallahi siz. Ertan Bey'im. Mayacı. Siz şimdi mayacı Ertan Bey'i falan bırakın da bugün bu bomba şansı haneye ne yapacağız onu düşünün bakalım. Olur mu? Nasılmış? Bu işi bulunduk. Gönül Hanım. Günaydın. Nasılsınız bakın? Teşekkürler. Teşekkür etmeyin canım. Ben Edim. Bakın çağırdınız hemen geldim. Emriniz nedir? Sen yapmayın. Beni utandırıyorsunuz. Utanmanız için söylemiyorum canım. Bilakis. Son derece samimiyim. Vay, dostlar. Sen de buradaydın ya, az kaldı görmüyordun sen. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Ne işin var senin bugün burada? Ya burası adliye mi, hastane mi? Hastane lan burası. Hastane ama bugün pazar. Pazarmış, gel otur. Ya bir düşsene. Gönül Hanım, daha ne var yok bakalım. Bugün izinli değil misin? Bir yerlere gitmiyor muyuz? Biliyorsunuz işte durumu. Yazık. Çok yazık. Siz aysiniz, güneşsiniz. Bu pazar günü burada kalıp dünyadan ışıktan su mahrum etmeye hakkınız yok. Ben ihsan ediyorum bu haksızlığa ya. Ya sen? Ya otur da dinle be kardeşim, otur. Müsaadenizle. Nereye? Aceleniz ne ya? Hastalara dolaşmam lazım da. Ya hasta olmayan hastalarınız ne olacak? Kimin konuşuyorsunuz, kimin alatmak. Güle güle. Ah ah, melek, melek. O kefne öyle. Beyaz saçlarına kelebek olmuş sanki. Otur be, doğru düştün, merhaba de. Ya diyemez. Yani oturamam. Denize gidiyorum. Otur. Denize de gidersin. Önce derdimi dinle. Ya akşama dönüşte dinlerim ya. Ya doktor. Sana açık açık bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Şu senin hepsi var ya. Adam akıllı. Dalgası falan var mı ya? Ben sadece taşırdık istemem ha. Sen ister ister isteme ya. Ben açık adamım. Gizli kapaklı işlemi de istemem. Aklımdan geçeni pat söylerim. Şunu bir ki kancaya attım. Elimden kurtulamaz hemşirem. Bırak kanca atmayı, otur dedik ya. Ya siz sen beni bırak da neyse gideyim. Sahi, sen ne bekliyorsun bu sıcakta? Hem böyle takım elbiseyle. Bakanı bekliyorum. Hangi bakanı? Murat Bey'e bakanı. Ya bizim bakanı, sağlık bakanı. Yaman bugün pazar. İyi ki söyledin. Sanki ben bilmiyorum pazar olduğunu. O zaman bakan bilmiyor. Ya ben de biliyorum, bakan da biliyor. Hatta bütün ortada da balkanları bile biliyorum ama geliyor. Neşare. Aksi gibi bugün de 40 yılın başı. Kumandanları, kaymakamları alıp kral deniz kenarından bitmeye gidecek. Bizim anı 2 gündür mutfaktan çıkmadı. Hep hazırlandı ya. Bana da bir şeyler koklatıyorsunuzlar. Ne ya? Ya? Dün gece arası bir telefon. Baktım, telefondaki bizim nöbetçi hemşire. Gönül mü? Gönül ne olmuş? Canım benim. Adı bile insanın başını döndürüyor ya. Evet zaten. Bizim bakanı bu sabah tepkişe geleceğini söylemez mi? Ondan sonra uyuyabilirse mi? Tekrarında söylüyorum birader. Mutfakta zeytinyağlı dolmalar, börekler, elmalar. Onlar nasıl olsa yerin olur yine. Belli belli göbek yapmış. Hastaneye geldim. Bak bu ortada ufak uza bir nöbet çalmış. Gönül mü? Yine başladık. Gönül ne olmuş? Canım. Bülbül o bülbül. Ya doktor çağır da bir daha şey yapabiliriz. Ya be. Hastanede doğru dürüst hasta da yok. Bu da bir yaşlı bir kadın. Onu da hastane boş kalmasın diye taburcu etmiyoruz. Hiç değilse şu tepkiş sırasında 3-5 hastamız olsaydı. Ne bakıyorsun öyle hiç görmemiş gibi suratıma? Önemli değil, sonrası ödem. Yığınlanır mı diyorsun birader, sonrası ne? Söyleyeceksen şimdi söyle. Sen bu sabah aynaya baktın mı ya? Neyin var? Yüzeyimde bir şey mi gördün? Vallahi rengini beğendim. Ne gibi? Yüzün sarı. Benim mi yüzüm sarı? Ya gözüme çarpmadı mı? Geç Allah'ını seversen doktor bu ayakları. Doktor Bey! Siz niye zahmet ettiniz? Onun aynı ayaklarınızı niye yordunuz? Hem annem bir göz atayım canım. Ben de meraklanmıştım doğrusu. Haberler nasıl? Vallahi fena. Tiyatro ve canlandırma dersi canı sıkılan halde çocuğunuzu kan gönderiyor. Vah vah. Gencecik yaşta hayatları kararmış desene. Yazık.
Çok yazık. Ya bir de böyle ne üniversite hoca yapıyorlar. Şuna bak ya. Vay be. Ömür doktor kasıkası ilacında dehşet sanıyor. Önüne gelen her şeyi yenilebilir diyor. Tüm yılda yayılmasından korkuyorlar. Vallahi ben bunu ibret olsun diye asarım. Asgari lan. Şuna bak yavrum. Gazete gazetesinin korku sineması mı? Neyse gelin lan. Siz de tatlıcağınızı sıkmayın. Bir ara benim kur koleksiyonuma bakmayı ne dersiniz? Bilmem ki ne desem. Biraz düşüneyim de. İnşallah puanlıyorum. Bileyim. Ah ah derim derim. Üstelik de adam akıllı zeki. Kültürlü. Vallahi doktor. Gerekirse ben bu kızla evlenirim. Ya anlaşılan sen yine hayal alemine daldın. Neredeydin? Nasıl durum? Seni bilmem ama ben gönlümdeydim. Bırak şu işi ya. Hastaneye bırakıp bir kişi kaldı. Çıktım park karşısına oturmaya başladım. Önce komiser geldi. Sonra kaymakam. En sonunda da bakan. Daha ne istiyorsun birader? Allah'tan beraber mi? Yandım ya burada. Bırak gideyim. Olmaz. Daha ne içersin diye bile sormadım. Çay mı içersin, kahve mi? Ya da dur iki çay içelim. Hararetini keser. Hatice Hanım. Buyur doktor bey. Bize iki demli çay. Ada çayı ıhlamur kuş burnu. İşte onu götürüyor. Tamam. Doktor bey, diğer suçu da getireyim mi? Diğer suçu sen ye. Ne biçim konuşuyorsun sen ya bayanlardan? Sen bu sefer de böyle olur. Sus be. Nerede kalmıştık? Ha bakanda. Bakan park karşısına doğru bir baktı. Burası güzel yermiş dedi. Kaymakam bir çay emelerler mi beyefendi dedi. Bakan da kabul etti. Oturduk çaylar geldi. Bu arada bakan bir sigara yakacak oldu. Fırlatıp yaktım sigarasını. Ben daha kibriti söndürürken kalktı gitti. Nereye? Çeşmeye. Peki ya tiftiş? Dönüşte edecekmiş. Çaylar nerede kaldı ya? Senin söylediğin çay bu kadar oldu. Buyur Afet Bey oğlum. Teşekkürler Hatice Hanım. Buyur doktorum. Sağ ol. Gel de yanına. Git be! Öf! Seni bana dolayla mı verdin? Allah Allah. Doktor, ben sana çayımı bitirmeden daha sonra bir şey söyleyeyim mi? Söyle başım. Git yatıyorsun. Ya uyatamam, bakanı bekliyorum. Ya akıl var, mantık var. Bu sıcak havada bakan çeşmede ne yapar? Ne yaparmış? Denize girer. Ya sen bu sıcakta çeşmeye gitsen döner geri gelir miydin? Ya ben gelmem ama. Aması ne? Ananın açık gözlü ol sen değilsin ya. Bakan da enayi değiliyor. Ya öyleyim de. Öyleyse beter ol ya. Sen de sen de bakanı bekle. Ben gidiyorum. Buyurun sağ ol. Ne oldu? Geçin içeri. Erkan Bey sizi öpeyim. Bekleniz olur muyum? Ay ömrümün olsun senin. Sen de olmasan ben kime merhaba anlatırım bilmem ki. Bunlara mı? Allah razıysa bozsun. Dışarısı daha sıcak bir sanırsın. Ne? Ne cehal yurttarsın gene? Sen dışarısı daha sıcak dedim. Sana bir karlam soran oldu mu? Ne diye her iki lafın arasından bok diye çıkıp duruyorlar? Allah Allah. Nihayet doktor beyi de görebildim. Nasılsınız doktor bey başıcı? Nasıl olacağım? Nasıl olduğumu ben bilirim. Aa çok iyi, çok iyi. Allah daim etsin. Hayrola ne oluyor? Çıkmak istiyor. Nasıl çıkıyor? Ben de sizi göremem. Nereye çıkmak ya? Nereye çıkmak? Ben de sizi göremem sanıyordum ama gördüm işte. Ne de olsa bugün pazar. Nasıl unutmamışım değil mi pazar olduğunu? Ama siz hakikatlisiniz. İnsaniyetsiniz. Şık olun. Siz de sağ olun paşacığım ama bunaldım artık. Çok bunaldım. Yeter artık yeter şunlar çektiğim illallah. Hele şöyle kendime gelin biraz. Ya ne oluyor? Ne diyor? Neymiş de? Çıkmak istiyor. Allah nasıl çıkmak ya? Ne gibi çıkmak? Nereye çıkmak? Hastaneden çıkmak. Bugün mü? Bugün mü çıkmak? Bugün. Şey diyeceğim her zaman gibi. Ya bugün Mehmet Mehmet olmaz. Bugün çıkamaz. Ben de olmaz dedim. Doktor bey varken karışamazsınız dedim. Söz dinlemiyor ki. Şimdi sana sen. Ben yarabbi senden daha iyi anlatırım herhalde. Bugün bey oğlum. Bugün paşam. Bugün. Ya niye bugün? Niye bugün? Niyeti var mı? Gidiyorsun doktorcuğum. Size bu kadar zayıf olduğum yetmez mi? Ama yetsin artık. Ben de şöyle bir çıkalayım. Çıkayım havalanayım dedim. Hastanenin bahçesi dar mı gelmiş? Koskoca bahçenin var. Çık havalan canım. Ah o bahçe. Benim de yüreğimi yakan o ya. Ona bak bir şehrindeki
başka aklıma geliyor. Çiçeklerim, kedim, kim bilir ne oldular bu havada? Soğudular mı, kurudular mı? Gidip bir bakayım, çiçeklerimi sulayayım. Hem onlar rahat. Çok güzel, Ayşe. Çiçeklerim, kedim, umurumda tutar ki. Orada var ya canım. Hastaneye bugün geldi. Gider de. Yoksa biz bu anı uyumuşuna ne diye karnını çekti? Elbette canım. Ben... Doğru yatağına ya, ne diye? Beni yatırsa ne yapacaksın doktorcu? Ya yatırmazsak ne yapacağız? Hastane boş mu kalacak hastane? Üstelik de bugün. Bu kadar da masrafı olduğum yetmez mi? Siz de toptan bir tatil yaparsınız. Hem buraya bir gezime. Burada kolay kolay çıkamıyorsunuz. Sen de haklısın ya. Evde kedim var, çiçeklerim var. Ya bütün derdin bu mu? Onun derdi başka doktor bey. Ne derdin olacak kendin başka? İşine gelmedi mi nasıl da duyar? Madem açık söyleyeyim öyleyse kendisi arandı. Laf yetiştirmeyi, adam çekiştirmeyi hiç sevmem. Dün gece saat 2 miydi, 3 müydü neydi? Bu hatun var ya bu hatun, yataktan iki dakika kaldırdı beni. Neymiş? Çarşaflarımı değiştirecekmiş. Laf! Gündüzler çoğalı mı gece? Uykusu kaçmış anlaşılan. Benim de uykum kaçırdı, bir daha sabah kadar uyuyamadım. Dün gece uyumayan bir oldu doktor bey. Benim de sonra kalktım geldi. Elektrikler sönmüş mü? Tabii. Ya bırak şimdi elektrikleri birader. Dün gece ölürsen sabit adam. Dün gece öyle bir geceydi. Bu gece patırtı olmaz rahat rahat uyursun. Bu gece hepimiz mışıl mışıl uyuruz ya. Ben uyuyamam. Benim aklım kedimde çiçeklerimde. Altınlarımda paralarımda desen açık açık. Gidecek bakacak altınları gömdüğü yerleri değinmez. Hangi taşın altınlarını çıkarıp havalandıracak. Siz onun ağlamasına sızlamasına kanmayın doktor bey. Altın kokulusu. Gün görmedik sarıcılar ama hep onda. Ay büyük Allah'ım sen kulunu kuru iftiradan böyle kem gözlerin sözlerinden koru. Altın mı aratılmış bende? Benim gibi garip kadında. Bir vakitlerde o. Gençlik güzellik günlerimde. Yedirdim, hep yedirdim. Yüzüme bile nica ettim. Sağ solu saçlarını savurdum. Sonunda bu hallere düştüm işte. Param olsa hiç kalır mıyım hastane köşelerinde? Çeker miyim böyle çenesi üstüyenin çenesini? Ne böyle çekeyim? Neden çeksin? Pisliğinden. Bedava tıkınıyor. Hastanenin yatak çarşaflarını yatağı bulamaya tutuyor. Bana da çektireceğini çektiriyor. Yedirmişmiş. Bir de yediklerini saysan sen. Benim saçı savurduklarım aklımda mı sanki? Aklımda kalanları say. Ah küstaha bak. Bu yaşıma gelmişim. Bana bu zamana kadar kimse hesap sormamış. Kalkmış o da hadi canım bana hesap soracak. Onların hepsi mağdur, hepsi hayal. Hepsi zaman aşımına uğramış. Yedireni bulsa şimdi bile yer. Yedirmişsem fena mı etmişim? Of canıma değsin. Değil mi be o? Afiyet şeker olsun. Anlaşıldı anlaşıldı. Ne yemişsen yemişsin. Orası bizi hiç ilgilendirmez. Evet. Şahin Hanım'ın sonu ne? Şahin olur. Beni de bir yalan mı dur dersiniz? Ne diye? Çiçeklerini sulasın, kedisini borçlayın. Olur. Benim tatlım yaptı. Anahtarın nerede? Ne olacak? Çiçekleri sulatacağız, kendini doyuracağız. Nerede? Söyleyemem. Ya neden? Kedi yeni bir kere öğrenirse bir daha saklayamam. Anahtarı verecek göz var mı? Bunlar küçük orası. Size evi düşünceleri sormadım. Evet, başka bir şey aradım. Bir iki saat gün versin. Hatta akşama kadar canım. Ya akşama kadar mı? Bence ister. Bence akşama kadar. Ne olur? Yetişemez ya. Yetişir. Kaçırır, yetişir. Doktorculuk istedim. Mantık sorayım diyorum, unutuyorum. Yapma Sabine Hanım, yapma. Şimdi yaramı depreştirdin ya. Bu mu? Of. Bundan tüp paketinin aynısını sayın. Sonra bu okulu bıraktı. Şarkıcı olacakmış. Ah, ben bunu o kadar çok severdim ki. Niye şarkıcı olamadı, niye dünya starı olamadı bilin bakalım. Neden? Çünkü bunun önünü kestiler. Kestiler. Ya yanına bir adam veririz. Çiçekleri sularsınız, kedini doyurursunuz. Zuhrat'ı ne? Ben de canıma doktor. Şöyle çıkmışken bir iki komşunun kapısını çalıp hazırını sormayayım mı? Ben bizim Ahmet Mehmet Efendi'nin de çok faydasını gördüm hastanede. Ne zamandır da haber alamıyorum. Gidip onu aramayayım mı? Mehmet Efendi daha geçen gün arayıp aradı seni. Yeter mi dediğim bugüne bugün 3 gün oldu hanım kızım. Hem bir şey olmasaydı bu kadar aramaz mıydın? Şimdi arama sırası bende. Geçen gün gördüm Mehmet Efendi'yi, Türk gibiydi. Bak, Mehmet Efendi'yi geçen gün görmüş, Türk gibiymiş. Nerede gördüm? Kapısının önünde. O köpeği bacağının arasına almış, kereleri oynatıyordu. O köpek bu
yıl değil, zar. Neresi zarmış o yıldın? Mehmet Efendi ağacı olunca köpeği de zar olur. Ya anlaşıldı, anlaşıldı. Evet, bu ne bir şey yaptın ya? Bilmem ki. Bilmem ki. Ya bırakmasın olur bir şey. Ya yapamam. Niye? Haklısın, bu nokta önemli. Buldum. Mehmet Efendi yapabilir misin? Tamam, hemen yapayım. Hanım Sultan! Buyur beyzadem. Karar verildi. Buyur inşallah. İstersen hemen çık git. Ömrünüzü bereket Allah cümlenizden. Çiçeklerini sula, kedini doy. Ama Mehmet Efendi aramasın. Neden? Bir mahzun var. Yoksa başına bir şey mi gelmiş? Hasta hasta. Yani başına yorulma canım benim. Bir de o kadın iyi diyordu. İyiydi ama hastalandı canım. Bir müşahede altına aldım. Ay çok merak ettim. Nesi var? Normal kromatik hiper anestezi neler yapıyorsun? Anlayamadım. Türkçe söyle. Hastalığa deniz Türkçesi yok canım. Yani Türkiye deniz görünmemiş bir hastalık. Vahvah ne olacak şimdi peki? Nuhay Şef Şişak Kurulandosu gözden geçirilip amuda fukarası zenginleşirip burada elini temizlenecek. Vallahi zor iş. Belki de ameliyatı icap eder. Geçen gün kaval kemiği iyi çalmıyor. Yara bir iki delik açar. İyice de içini temizledikten sonra ağaçıyla kaybederiz. Ay ay ay. Ya neler söylüyorsun? Sen de kendin işte. Aramızda anlaşırız biz canım. işte böyle. İstersen hemen git, istersen kal. Belki de Mehmet Efendi'ye bir yardım dokunur. Ne yapayım? Kalayım bari. Acele et. Hemen gidiyorum. Aferin. Yeni mi geldin sabah? Doktor bey evladım, ben de bir görsen olmaz mıydı? Görmez olur muyum? Görürüm Mehmet. Şöyle iyi de bir baksan, gözden geçirsen. Öyle üstelik muayene etme, adetim değil. Şikayetleri bir dinlerim. Olur, sen biliyorsun, öyle yap. Tamam, hadi fazla dolaşma, git yat. Başka bir bildiğin var mı bana? Kendisine dikkat et. Ben bildiğim hiç değil ki. Yok ki. Çay kahve içiyor musun? Neyse ama kahveye dayanamam. Dayanmalısın. Uykuların nasıl? Şöyle böyle. Düzelmeli. Akşamları uykun gelmeden yat. Uykun gelir gelmez yat. Sabah uyanır uyanmaz kal. Sen de öyle. Uykun gelmeden yatarsam uyanıyorum. Başka doktorcuğum. Başını seni tut, ayaklarını sıca. Eskiler de böyle derler. Bu kural Hipokrat'tan beri hiç değişmemiştir. Ah Hübde Allah'ını seversen de. Sadece yaz, miden iyiye düzeldi. Bundan sonra dedik seni hiçbirine atışırmam. Sıcaklardan şikayetçi misin? Onu da bildim. Bol bol iç, bol bol terlesin. Çay kahveye de müsaade etmedi ki, ne içeyim? Ya ne içersen iç. Su, gazoz, ayran, limon. Elin altına bardağı eksik etme işte. Şerbet olsa içerdim ama. Olur. Hadi canım. Buyur. Kiler demiş, ne reçeli var mı? Olacak. İyi. Safiye Hanım'a sabah, öğle, akşam yemeklerinde, yani iki yemek arasında, bir de akşam yatmadan yarım saat önce, yattıktan yarım saat sonra da olacak, bir bardak şerbet vereceğiz. Önce bir bardak suda bir kaşık iç nereçeyim, iyice sulandı. İçine küçük bir parça da buz al. Hadi bakalım hanım sultan, bundan sonra sıcaklık buz gelir sana. Ay, bayıldım ben bu doktora, bayıldım. Şerbeti de hiç dayanamam. Acele etsin ya, nasıl geçmesin? Tamam, doktor bey, tamam. Buyurun Safiye Hanım, çıkalım. Gönül Hanım. Buyurun. Bir dakika. Gönül Hanım. Buyurun. Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Fakat istediğim bir ayı mahvedeceğim. Ne biliyorum? Allah kahretsin. Söyleyemiyorum işte ya. Rica ederim, öyle söz vermeyin. Lütfen ne söyleyeceksin? Açık açık dile getirin. Mutluyum. Çok mutluyum. Sadece o kadar mı? Başım dönüyor. Bulutların arasında yürüyorum. Allah aşkına kızım. Benimle alakasız mı? Gönül Hanım. Ben sizin iyi günüm. Yoksa bir mani mi var? Yoksa zarif edip besleyerek görmüyor mu? Ay benim sebebi başkaydı. Yoksa siz sadece benimle gönül eğlendirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse duyun. Herkes duysun. Sizi
seviyorum. Alçak gibisiniz. Kolay cevap söylemiyorsunuz işte. Hayır canım, gerçekleri dile getiriyorum. İnanmıyorum. Neden? Niçin? Niye? Beni bırakıp denize gideceğinize göre. Önünüze de çökebilirim. Söyleyin, ne yapayım sizin için? Denize gitmeyin. Tamam, gitmiyorum. Başka? Hastalanın. Aksi gibi yavru işte, hasta olma. Ya bu gidip olayım canım. Olurum, olur mu ama nasıl? Hala sarhoş gibisiniz, başınız dönüyor mu? Aa, hem de nasıl? O kadar yeter. Bana söylesin. Başkasına bırakmıyorum. Hastayım öyleyse. Senin hastan. Ellerini dörtten razıyım. Ne oluyor ya, seni sağlık. Erkek bir hastalandı da. Ben söylemiştim ya. O da kalmıştım zaten. Neler bilmiyorum ki be doktor. Gözleri kırılıyor. Bulutların arasında yürüyorum doktor. Çok iyi, çok iyi. Bakan ne yapıyormuş plajda? Denize giriyormuş komiserim. Ya.
Peki oğlum, teşekkür ederim. Sen git, yeni bir adres senin getir. Başüstüne komiser. Dur! Haber olmaz, seni tartırım bana bir de. Başüstüne komiser. Demek denize girmiş. Denizden çıkar, biraz onun da haberini alırız. Peki tabii. Baksana, bu sıcakta o kadar yol gelen terlemiştir herhalde. Bir denize girer. 83 kilometre. Az mı? Biz burada gölgede terliyoruz birader. Bakan da terlemiş olsun. Ne oluyor ya? Sanki bakan her gün çeşmeye gidiyor değil ya. Kalsa kalsa 15-20 dakika denize kalır. Öğleye varmaz burada da görürsünüz. Sen onları düşünme. Eksiklerin varsa tamam mı? Ya ben boş mu duruyorum? Bu sabah hastanede tek hasta var. Az önce Erkan'ı yatırdı. Eksi 2. Birazdan amca Mehmet gelecek. Edecek 3. Gördün mü bak? Her işte bir ayır varmış dedi. Bir yanda canım sıkılıyor bir de ne yapalım? En iyisi falaşmadım. Hatice Hanım! Buyur. Bizim yardım doktorun odasını biliyor musun? Biliyorum. Ne oldu? Adam masanın gözünde iskambiller var. Hadi onları bana getir. Doktorun odasında kumar mı oynayacaksınız? Çıksın! Geri. Daha dört gün önce hastanelerde miydin? Nerelerde üşüttün böyle? Dökme.
Aldaydım. Ama gider gelir sen olsun. Bir kez uğramak hastaneye akla gelmedi mi? Gidip gelmedim ki sultanım. Gene ya. Hep avda kaldım. Üç gün. Gece gündüz. Üç gün. Gece gündüz. Uykusuz. Yarı aç. Yarı tok. Uykusuz. Başıma gelenler nerelerde? Ormanda. Üçletilmiş. Ay çabuk anlatamaz. Ben aklımdan öldü mü yüreğimi indir mi? Sizler ayıp olmaz mı? Başlayalım mı? Aç. Sizdir. Titriyorum nasıl başlam. Kadın kısmı işte. Her şey birbiri anlatmazsa inanmaz. O zaman sen de birbiri anlat Mehmet Efendi. Ben anlatamam. Siz ister inanın ister inanmam. Üstelik öyle de bir anlatı kağıt. Efendim. Hoş gün. Üç gün önce benim zağrı ardıma taktım. Hangi zağrı? Benim zağrı. Komşunun zağrı alacak değildi. Sonra? Şöyle uğurla belenli doğru açıldım. Bir keklik, iki burdurcuk, sülüm falan derken Çatalkaya tepelerindeyim. Hani neredeyse İzmir ineceğim. Sülüm var mı buralarda? Ararsam o. Neredeyse sonra? Saydım. Beş keklik vurmuşum. Yedi burdurcuk indirmişim. Keklik bir sülümdü diye. Ne göreyim önümde? Tüylü mü tüylü? Semiz. Üç yedi tavşan. Daha doğrusu sırtlarını gördüm. Tavşan sandım. İki sıkıntı üçünü de atlarım dedim. O sır bayramadan biri bana duyurdu. Bakmaz mı? Ne gören? Ne gördün? Üç aslan yavrusu. Çatalkaya teklerinden mi? Çatalkaya'da aslan mı var? Olmasa görünmüyordum. Çatalkaya'da aslan var diye. Sürüyle. Hep de Mehmet Efendi'nin önüne çıkar gözü kor olasıcalar. Nasıl kurtuldun? Anla çok anla. Daha kurtulmama çok var. Ay kıyacağım. Ne yapsın yavruları görünce? Bir sağa döndüm. Ne gören? 20-30 adım karşımda dişi aslan. Kaç durma. Soluma döndüm. Çabuk dön. Ne gören? Ay bir kurtulduğunu görsem sıkıntıdan. 40-50 adım önümde erkek aslan. Çık bakalım nasıl çıkacaksın ya? Benden sayık kalmadı. Dizlerimin bağı çözüldü. Çıkıyor. Arada attım gibi kendimi. 5 adım ileride çam ağacı vardı. Çıkıyordum ayak tepesine. Senin zar. Seni de dersin zarla. Aklın fikrin zar. Adamlar yetişti ağacı tepesine. Bırakın hiç soluşansın. Benim zar eve geçen. Vurduğun tepkiler sülüyle ne oldu? Eski çantamda. Ben 3 gün ağacın tepesinde yedim. Çiğ mi yedin? Daha oraya gelmedim. Daha kalan acıtmadı ki. Kimsenin elindeydi ya. Elinde olsa ailene. Çek vur canım. Yavrular gözümün önünde. Dişisini vursam yavrulaymışız kaçak. Erkeni vursam yedim. Ne yaptın sonra? Başladım beklemeye. Baktım ben de sabırlıyorum aslanlar mı? Elbette sen. Sen de sabırlı olsan çok benim gibi. Üç gün aslanı vuramadım sana olmuş. Keyfimden mi? Üç gün aslandan çekmiştim. Ağaçtepe'den de cetelle gittim ben. Ben de yürek ben de ne ara? Ya boş bulursam, ayağım kaysa, dal fırsı düşsem. Aman be Allah etmesin. Ya ama günde sonra sistem. Vallahi ada kadınım. Şu ağaç üstünden yarısı indiğini bir göreyim. Ben bilirim kimleri sevdireceğimi. Başlayayım mı? Gelirsin anlatma. Anlat bakalım. Nasıl ineceksin abi? Of. Derken acıktım. Baktım çamın bir iki dalı vuru. Allah'tan ki hastalıklı çama çıkmışım. Ucundan ucuna o dalları kırdım. Çakmağımı çıkardım yaptım. İki kere kız atmadım. Aşağı inemem ki. Tutuşturur muyum? Tutuşsa ben nerede kalacağım? Karnımı doyamadım o da. Aslanlar yatıp uyumuşlardır artık. Sen de inge. Talim daha da yalanlar oldu. Üçüncü gün aç bir sırttan yaklaşmaz mı yavrulara? Yavrular saldıracak olsa analandı bu bayrağını parlayacak. Çiftemi doğrulttum. Sırtlarını demedim orada. Dişisi erkeği yavruları sofraya oturur gibi çöktüler. Şeyin başına, sırttan başına. Bana da afiyet olsun demek düştü. Ağaçlar yürüdüm geldim. Ay Allah korkun. Sağ salim kurtuldun. Ya kurtuldum ama gelsen bana sor. Benim kollarım, bacaklarım, sırtım ağrımasında kim ağrısın? Nedir sana? Ya sen birkaç gün dinle. Kadın kısmı böyledir işte. Anlamadan dinlemeden rahat etmez. Anlatınca da benim gibi bir anlatacaksın ki yürekleri ferahlasın. Başınızı ağrıttım soruşturum. Sen bir daha o taraflara bak. Evet. Kim burası? Tövbe de bakayım, tövbe de. Üç beş gün geçti.
Aklım başıma gelsin. Bakalım ne ederim. Sen hadi bir yana. Hatice Hanım. Buyur. Selam Mehmet Efendi yatağına götürdü. O gibi bir yerini bilir. Bilir öyle. Hoş gördüm. Gördük gördük. Hele sen ki av yorgunluğunu bir yat. Şöyle birkaç gün yat. Yatağın tadını iyice çıkar. Eksik olma. Hadi yürü. Yaman adam valla. Ben aslanlarım. Özel sandım. Hele naimi. Hele bir vursaydı. Burca karak olmaz tarafa fark otarım. İrtibat hiç şaşmıyor. Haber dakikası dakikası diye. Neymiş neymiş bu? Neymiş oğlum? Bakalımız plaj gazinosuna geçti komiser. Yani neymiş? Geçişe gazinodan başlayacak. Gelmesi yakındır yani. Sonra? Gazinoda komiserim. Anladım oğlum gazinoda ama ne yapıyor? Tepkişme diyor, toplantısın var yoksa mutlu mu çekiyor? İnşallah. Hadi git. Bir soruyu adam gibi cevap veremiyorum. Yere de. Sen burada askerlik durdun. Sıcak basın ha. Sıcak sayılır. Sayılır ya birader ya. Adam akıllı sıcak. Sırtımdaki bu beyaz önlük bile bana ağır gelmeye başladı. Ben çıkaracağım. Ben de çıkaracağım. Ya dedim beyler. Bakan her kitabı ne yapalım gelsin. Ya bu ne sıcak böyle ya. Bu arada da baya büyümüş. Yine de hararet bastı. Bir şey de edecek mi ya? Şunları da dur. Doğru değil ya. Hatice. Buradayım doktor bey. Bize karşı kahvede 3 gazoz al. İçeride de buzdolabına koy, iyice soğusun. Şimdi alırım. Madem bakan ölüyor, iyice bir şey vermesek fena olmaz. Ya gelen gider oluyor, rahat vermezler şimdi bize ya. Ya ne yapalım şimdi? Vakitte geçmiyor ki. Vallahi kim de karşı gazozlar onlar olur. Evet, madem o kadar evlenseydi, hayır bakalım. Hayır. Vallahi şimdi kim bu ya? Bu başlamış değil. Sevgide geliyorduk, haber var. Giriniz. Selamünaleyküm. Yabancı gitmiş ya, bizim top atanmış. Aleykümselam, tanır mısınız? Tabii, günaydın. Ulan top atan, top atan tanımayan mı ya bu? Bizim kasabada ayakta gazetesindeyiz. Öyle değil mi top atan? Abi öyle dersin, ne olur. Elbette. Geç şöyle, yorma ya. Nasılsın bakalım top atan? Çok şükür. İyidir o, iyidir. Aslan, parti işleri nasıl? Partiler ne haber? Halkı ne gibi? Ya topuna, beni tutarım. Nereden geliyorsun? Ne karışan olduklar ben? İhlastan, topu atmaktan mı yani? Ben ne derim ne anlatırım. Ben karışan olduk kahvelerde beklemekten. Yahu, boş ver onu. Senin şu soyadının kaynağı nedir? Ya, sen de bulamamışsın, merak edecek şeyler kalmasın. Bizim peder, Ramazan'da top atarmış bak. Ne zaman çıkmış sırada kalmış, düşünmüş bir gün üçlü. Ne alayım ne alayım sen. Abi demiştim sonra, ne düşünürsünüz? Sen top atasın, al sana top atan. Ya bu sizin bakan daha alacak. Ya o, polis gelir gider, olmaz mısınız bir haber? Polisin gelip gitmesi başka bir örtün top atan. Ya biz bile yarım saatte bir haber alırız be kaymakam. Siz nasıl duyuyorsunuz, sabahtan verebilirsiniz. Ne haber alırmışsınız siz? Kim veriyor size bu haberleri? Sağ olsun, gidip gelen şoförler, taksiler gidere, otobüsler gidere, kıskanmayız haber. Yoksa bir söyleyiniz, ben anlatayım size. Bugün bakan kime misafir oldu, ne yedi, ne içti, nasıl safalı vakitler geçirdi. Yahu topata, bu haberlerin hepsi uydurma. Sen onlara inanma, hepsi gayri resmi. Ya beni becerme, öyle yoksunuz. Resmisi nasıl olur be kaymakam? Yahu ben size ne dedim? Beklemeyin, işinize bakın. O kadar derdimiz, şikayetimiz var bebeğim. Ne şikayet? Ne gibi şikayet? Hastanede mi? Ya kim getirir aklına senin hastaneyi? Sen yine bütün dünyayı hastane sanırsın. Ya hani bileyim diye be. Bak topat. Bakan burada gelir geçer. Baki olan kim? Ben. Ne derdin? Ne sıkıntı varsa gel bana söyle. Bağışlayamazsın gene ya. Ne var? Ne gelirsen derim. Ya gelmez olur mu? Allah Allah. Siz kaynakan bile söylersiniz. O da yukarıya yazar. Yukarısı kaldırır laf atar. Eksik olma. Biz istemeyiz ya da sizi. Biz isteriz bir iş. Yahu sen bırak şimdi onu. Söyle bakalım neymiş senin derdin? Başlar vergiler. O Maliye Bakanı'nın işi. Neden bunlar bizim Maliye Bakanı? Gelince söyle. Başka? Krediler kısa, faizler yüksek. Tarihler en kıt, hem pahalı, hem vaktinde gelmez. Hoppala. Krediler Maliye Bakanlığı, tarımda Tarım İşleri Bakanı'nın işi. Ya sandığın gibi kolay değil bu işler. Ya çocuk oyuncağım bu işler. Ya her şey pahalanmıyor ucuz ama ne alırsak dünden pahalı alırız. Bizim ürünler ucuzlar, pahalanmaz. Karıştırıyorsun sopada, hep karıştırıyorsun. Her şeyi ben de karıştırıyorum dedi. Yahu söylediklerin kimi Tekel İşleri Bakanı, kimi Tarım İşleri Bakanı, kimi de Çalışma Bakanı'nın işi. Ya nereden yakalıyorum siz bakanlar? Gelirler, gelirler. Hepsi gelirler. Gelirler. Nereden gelirler?
hep geçerdi. Hep Çeşme'ye, Ilıca'ya geçerdi. Ben gideyim artık. Otur Allah'ını seversen dinle. Daha gidelim gidecek adam ya. Ya bakan neredeyse gelir. Sana ne? Teftiş vereceğiz. Ya bana ne? Sana nesi bana nesi var mı? Git soyun. Ya bana bak. Sabah denizi kaçırdım ayamıyorsam sebebi başka. Ama bu akşam ayı var. Kaçırırsak yakarım seni. Kaçırırsak mı? Kiminle? Ya hayrola ya siz nereye? Kimden izin aldınız? İnşallah öyle istiyor. Ya teftiş, teftiş ne olacak? O da senin bileceğin iş. Tebrikler. Teşekkürler. Ya ben Allah'ım bize tebrikler. Ben bakan gelip ilk veren teftiş bitmeden ne senin istifanı kabul ederim ne de seni kabul ederim ya. Sen ister et ister etme. Biz gidiyoruz ya. Demezsiniz, demezsiniz. Ama seni kim çıkaracak aslında? Muhasebe kapalı. Siz de istifa edemezsiniz. Dilekçeyi kim kaydedecek? Kim olursa olsun efendim yanına kim olursa olsun. Ben de sonra bir abartma. Değil mi lan? Bu da nereye gidiyormuş ya? Şuradan çıkmamız lazım. Çıkmak isterim doktor bey. Sözünü dinletemedim. Hala gönlün olmamış mı ya? Sağ ol doktor bey evladım. Gönlümde oldu, her şeyim oldu. Ama artık bu bize son iyiliğin oldu. Size müsaade. Ya nereye bu saatte mi? Aa saat kaç ki? Nesi var bu saatte? Alt tarafı Kamile'ye bağlı da Şam'a gitmiyorum. Tek tek sokak alt tarafı birine gidiyorum. Gidiyor musun? Gidiyoruz. Ya bugün bu saatte hastaneden çıkılmaz. Aa, diğer doktor bey de buradaymış. Sizinle nasıl olsak tanışırım. Tabii. Nerelerdeydiniz? Dün gece bekledim. Merhaba efendim. Merhaba. Bu sabah bir hastanın dışı bana doktor bey bu işte. Bekledik. Pek yakışıklı maşallah. Doktor değil o. Doktor, sen yoktun bu sabah. Avukat o, avukat. Erkan bey. Madem sen de öyle diyorsun, hem öreyim bari. Hem avukat olsun ne çıkar, avukat oldu diye boşlayacak değil mi? Bekardı değil mi? Artık nişanlı. Benimle mi? Daha bu sabah ikinizi birlikte görmüştüm. Anlamıştım bir şeyler olduğunu aranızda. Ay, pek anlamışmışsınız maşallah. Düğünüz yakın mı? Şimdi Çeşme'ye tatile gidiyorum. Kısmetse dönüşte. İyi ki avukatmışsın. Benim avukatlı işim, haklılık işimden daha çoktur. Düğünüze beni de çağırmayı unutmayın, değil mi? Çıkamazsınız. Kayıtlar kapalı. Ben anahtarımın yerini kendim bilirim. Kapıyı da kendime ters tane kapatırım. Tamam. Ya fakirim diyorsun. Dışarıda kim bakacak sana? Ne yiyip ne içeceksin? Aa, o nasıl söz öyle? Benim ömrümüzün sonuna kadar ikinize diye yetecek param var çok şükür. Ben kaç kere demişimdir size gün görmedik sana liralar hep onladır diye. Hayırdır? Ne oluyorum Mehmet Efendi? Kısmetse da sizin zile birleştiriyor zaten. Bu ne olurdu kimmiş bugün böyle? Zaten birinci ikinci kocalarımdan yüzüm gülmedi. Ah bir bakımda artık güler inşallah. Doktor bize yol görün. Bize müsaade. Ya bir dakika, bir dakika. Ne kadın? Nereye? Ay şuradan. Bakanını bekle. Aman Allah ne kesinlikle ya. Ya doktor sana açık açık bir şey söyleyeyim. Bu bakanı geleceğe beni diye yok. İzin ver biz de gidelim. Ya senden olmaz. Ya geldin, ya geldin. O zaman sen bekle. Bize de müsaade et doktor. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Aa, bakan gelmedi. Hastane olup olmamış. Şimdi bakan gelip teftiş benden kalkarsa ben ne yaparım? Üzülme doktor bey. Ben buradayım. Seni bırakmam. Sen de koca olup gidemez misin? Merhaba ben şimdi ne yapsam? Sizlerin yüzü sarıyız. Yatırayım mı hastaneye? Tamam siz de yatın. Yapmayın canım. Kimse yapmaz. Benim hastanemde kimse yapmıyor da. Vermeyin.